Merhabalar, teşekkürler. İyiyiz, nasılsınız? 14 Mayıs'ta seçimler ilan edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Hı-hı. Vatan Partisi olarak, Eskişehir Teşkilatı olarak seçimlere nasıl hazırladınız? Daha dün yeni bir toplantı yaptık. Önceki toplantılarımız da var. Gerek adaylıklar olsun, gerek seçim bütçemiz olsun, seçimlere hazırlanıyoruz. Öte yandan Vatan Partisi programıyla zaten seçimlere her zaman hazır. Bir başka mesele, Vatan Partisi seçim zamanı değil, geçim zamanı halkın yanında olan bir parti. Yani seçimden seçime sahalara çıkan bir parti değiliz. Bunu en iyi basınımız biliyor. Eskişehir'in köylerinden, işte Bozan köylüsü olsun, Atışkan Alçı işçileri olsun, Odun Pazarı esnafı olsun, biz her zaman milletimizin sorunlarına çözüm üreterek onların yanında olduk ve bunun da bir karşılık bekleyerek, küçük hesaplar yaparak yapmadık bunları. Biz de bu milletin evladıyız ve sorumluluklarımızı yerine getirdik. Bundan dolayı biz seçime de seçim zamanı hazırlanmıyoruz. Her zaman hazırız. Evet, Eskişehir'de insanlar hem Cumhurbaşkanlığı adaylığı için oy kullanacaklar hem de milletvekilliği için. Evet. İkisini bir arada sorayım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Eskişehir'de milletvekili listelerine başladınız mı? Cumhurbaşkanı adayımız, genel başkanımız Sayın Doktor Doğu Perinçek. Milletvekili listelerimiz henüz hazırlanıyor. Daha bir şey söylemek için erken. Çok adayımız var. Ama şunu söyleyeyim. Türkiye'de şu an siyaset konuşulmuyor. Herkes sürekli siyaset konuşuluyormuş gibi düşünüyor ama aslında şu an Türkiye'de siyaset konuşulmuyor. Türkiye'de magazin konuşuluyor. Bakın, siz soru soruyorsunuz. Ben de basına sizin aracılığınızla bir soru sorayım. Biz Türkiye'de 2 yıldır ne izliyoruz televizyonlarda? Ekrem İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı? Hangi kanalı açsak Ekrem İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı? Ne oldu sonuç? Meral Akşener'i konuştuk sonra. Sonra bir Meral Akşener'i konuştuk. Şimdi Kılıçdaroğlu aday çıktı. Ve o mu %51 alır, bu mu %49 alır? Şunun oyu bu kadar. Hangi partiye ne kadar vekillik verilir? Vekil pazarlığı, bakanlık pazarlığı. Yani Türkiye'nin sorunları ve çözümleri yine konuşulmuyor. Ya da seçimi o mu kazanır, bu mu kazanır? Seçimi o kazansın ya da bu kazansın. Kim neyi çözecek? Türkiye'nin sorunu sadece seçim kazanmak ya da kaybetmek mi? Türkiye'de şimdi deprem birçok şeyi silikleştirdi, birçok şeyi gölgede bıraktı. Türkiye'de kira sorunu, genç işsizlik sorunu, atanamayan öğretmenler, tarım sorunu, liyakat sorunu, enerji sorunu, ihracat sorunları, buna benzer bir sürü sorun var. Bir, bu sorunların müsebbibi denir. Mevcut hükümet, en nihayetinde Türkiye'yi hükümet yönetiyor. Öte yandan muhalefetin buna çözümü olmadığı gibi daha da yıkıcı gayretleri var. Şimdi dolayısıyla Türkiye şu an bu iki, yani çözümsüzlükle yıkıcılığın kavgasını izliyor Türkiye. Buna da biz magazin diyoruz. Efendim, Vatan Partisi Cumhur İttifakı'nda değil diyebiliyorum ama sosyal değil. Medyada sürekli AK Parti'nin logosunun yanında gözüküyor. Cumhur İttifakı'nın içerisindeymiş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Vatan Partisi şu an bir ittifakın içerisinde mi ya da yapacak mı? Şu an bir ittifakın içerisinde değil. Ama Vatan Partisi her zaman Türkiye'nin birliğinden, bütünlüğünden yana ve vatan bütünlüğü ve üretim devrimi noktasında her zaman ittifakları açıktır. Çünkü birlikten kuvvet doğar. Biz onunla yan yana gelmeyiz, bununla böyle olmayız diyen bir kuvvet değiliz. Biz Türkiye'nin çözümleri için herkesle yan yana geliriz. Ama ilkesiz ittifaklara ve destekçiliğe kesinlikle karşıyız ve kapımız kapalı. Bakın, Türkiye'de bunun da örnekleri var. İşte ülkemizin birliği için, selameti için diyerek AK Parti destekçiliği. Biz bu destekçiliğe karşıyız. Biz eğer Türkiye'nin sorunlarını beraber çözeceksek ittifaklara varız. Şu an bir anlaşma yok. Şu an herhangi bir anlaşma da yok. Böyle somut bir görüşme de yok. Ama sosyal medyada herkes bir şekilde bir araya getiriliyor. Yani düne kadar o sosyal medyada Kılıçdaroğlu aday olmasın diyen botlar, troller bugün Kılıçdaroğlu şakşakçılığı yapıyor. Yani sosyal medyada parayı veren düdüğü çalar. Evet, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un altılı masa Eskişehir'de %65 oy alacak açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi anketlerdeki oy oranlarını topladığımızda %185 falan yapıyor. Çünkü herkes kendi oyunu %65, %70 gösteriyor. Topladığımızda bir matematik hatası ortaya çıkıyor. Seçim zamanı herkes kendi partisi için böyle iddialarda bulunur. Ama az önce söylediğim gibi mesele
şu kadar oy almak, bu kadar oy kaybetmek midir? Yoksa altılı masa neyi çözecek? Bakın bir Hüdapar tartışması var. Dikkat ederseniz yine. Cumhur İttifakı'na desteğini açıkladı. Desteğini açıkladı. Şimdi tencere dibin kara, seninki benden kara diye bir laf var. Şimdi bir tarafta HDP var. Bir tarafta da İslami HDP var. Tırnak içinde söylüyorum tabii, biraz karikatürize ediyorum. Tabii yani bölücünün yeşili. Birisi mor bölücü, biri yeşil aynı bölücü. Aynı ceketin lacivert derler. Evet. O yüzden çok anlamsız yani Hüdapar üzerinden oraya saldırılması. Hükümetin Hüdapar'a el uzatması ya da Hüdapar'dan bir umut beklemesi de yanlış. Çünkü mesele 3-5 puan oydan ziyade Türkiye'nin sorunlarının çözümü. Hüdapar hangi programıyla Türkiye'nin sorunlarını çözecek? Ya da diğer tarafa bakalım. Sen yıllardır HDP ile berabersin. KHK'ları serbest bırakacağım diyorsun. Demirtaş'a madalya takacağım diyorsun. Senin de Hüdapar'ı eleştirmeye hakkın yok. O Vatan Partisi durduğu konumda, yani hem Hüdapar tarzı bir bölücülüğe, gericiliğe karşı, hem de HDP'nin bölücülüğüne, gericiliğine karşı. HDP demişken bugün Anayasa Mahkemesi aldığı kararla altılı masaya oturdu. Bugün Anayasa Mahkemesi başkanından başlayarak Türkiye düşmanı bir kuvvet. Yani sözde devletin kurumu ama Türkiye düşmanı. Yedili masa mı oturdu? Yedili masa oldu. Anayasa Mahkemesi başkanı da oturdu oraya. Evet. Ve HDP'ye seçime az zaman kala bir can suyu verdiler. Bakın bugün bizim vergilerimizden... Bu AK Parti'ydi ama değil mi sizce? AK Parti doğrudan değil ama dolaylı olarak... Şimdi bir kere AK Parti HDP'ye karşı net tavır almadığı için... O net tavır bayramda bayramlaşmamak değil. Şimdi türban konusu gündeme geliyor. HDP ile türban görüşmesi yapacağız diyor. Ya bir, Türkiye'de türban sorunu yok. İki, HDP ile neyi çözeceksin? HDP'ye mi kaldı Türkiye'de sorun çözmek? AK Parti böyle... onu meşrulaştırdıkça Anayasa Mahkemesi üzerinde de bir baskı oluşmuyor. Anayasa Mahkemesi'nin tavrı zaten belli. Yani hem gülün atadığı adamlar hem de bir tavırsızlık var. HDP'yi koruyan bir tavır var. İşte HDP'nin savunma tarihlerini ileri atıyor. Şimdi de seçim desteği, devletin verdiği seçim desteğinin engellenmesi blokesini kaldırdı. Değil mi? Yani bizim kasamızdan Eskişehir'deki şu esnafın, Sakarya Caddesi'ndeki esnafın verdiği vergilerden bugün terör örgütüne para gidiyor. Esnafımız bunu iyi düşünsün. Ve bunun sorumlusu elbette hükümet bir yerde. Efendim biliyorsunuz hem MTA olsun hem jeoloji mühendisleri olsun Eskişehir'de 5.5 ila 6.5 arasında bir deprem beklendiğini, bunun kısa bir süre içerisinde de olabileceğini, 30-40 sene içinde olabileceğini de ifade ediyorlar. Siz Eskişehir'in depreme hazır olduğunu düşünüyor musunuz? Düşünmüyorsanız neler yapın? Şimdi Eskişehir, biz de olayları yakından takip ediyoruz. Sayın Profesör Doktor Can Ayda'yı da çok eskiden beri yakından takip ederiz, görüşürüz. Onun görüşleri de çok önemli, kıymetli. Bir kere Türkiye'de İnönü diye bir fay var değil mi? İsmet İnönü'ye de soyadını veren bir kırık fayımız var, aktif faylarımız da var Eskişehir'de. Eskişehir'in depreme hazır olması için daha fazla kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Öte yandan bu son deprem bize gösterdi ki kentsel dönüşüm adı altında da eskisinden daha kötü evler yapıldığını da gösterdi. Yani depreme dayanıklılığı satılan binaların ne kadar kötü, yıkılabilir, depreme dayanıksız olduğunu gördük. O yüzden Eskişehir'de de en nihayetinde belediye bu konuda iyidir, kötüdür, ona dair bir şey söyleyemem. Ama yapı denetim firmalarının Türkiye genelinde devlet tarafından sıkı denetlenmesi, hatta denetimin devlet tarafından yapılması lazım. Bakın bu deprem bize şunu gösterdi. Devletin olduğu yerde güven var. Neden? TOKİ binalarına bir şey olmadı. Bir, TOKİ evlerini doğru yerlere yapıyor. İki, TOKİ binalarını sağlam bir inşaat sistemiyle yapıyor. Şimdi Eskişehir'de kentsel dönüşüm bakımından şöyle sorunlar var. Bir kere kentsel dönüşüm yok Eskişehir'de. Evsel dönüşüm var. Yani müstakil katlı bir ev yıkılıyor. Onun yerine 3 katlı ev yapılıyor. Ortalama zemin artı 4. Ortalama zemin artı 4. Mahalleye göre değişiyor işte. Şarayük'te 3, Feriçakmak'ta 2. Ana cadde ise 7. Şimdi burada şöyle bir sorun var. Sokak aynı sokak. Evler 3 katına çıkıyor. Gider aynı gider.
kapıya park edecek araba sayısı 3'e çıkıyor. Korsa yakından yani. Böyle sorunlar var. Ya da Batıkent, bakın tarla. Yani tarlaya, verimli araziye biz yayılmaya devam ediyoruz. Mesela Eskişehir'in en riskli zemini Kızıl Yer denilen bir yer. Osman Gazi Üniversitesi'nin altında bulunan yer. Ve oraya yeni imar izni çıktı. Yeni binalar yapılıyor. Evet. Yani mühendisler sağlam yaptıklarını iddia ediyor ama zemin rezalet. Evet. Burada şöyle bir sorun var. Kentsel dönüşüm meselesi bir yakar topa dönüşmüş. Hükümet belediyelerin üstüne atıyor, belediye hükümetin üstüne atıyor, ortada olan vatandaş oluyor. Dolayısıyla bunun sorumlusunun tek merkeze toplanması lazım. Yok belediye rüşvet mi yedi, orada torpil mi döndü, dosyanın arasına para mı sıkıştı, burası ranta mı açıldı, böyle tartışmalara girmeden devlet vatandaşına ucuz konut sağlamalı ki bunu sağlayacak güçtedir bizim devletimiz. Bakın TOKİ ile ve benzeri çalışmalarla çok güzel evler yapıldığını gördük. Bu modeli örnek alınmalı diyorsun. Tabii. Şimdi şöyle bir model ele alalım. Devlet dese ki ben Şahbüyük Mahallesi'ni istimlak ediyorum. Ve buraya şehir mahalle meydanıyla, geniş caddeleriyle, parkıyla, okuluyla bir şehir planlaması yapıyorum. Örnek mahalle. Şehir planlaması yapıyorum. Bu mahallenin girişi belli olacak, çıkışı belli olacak. Sokaklarından baktığımızda ferah olacak. Her şeye rağmen bir afet, sel, deprem durumunda insanlar rahatça kaçabilecek, ambulans girip çıkabilecek. Şu an biz Hacı Ali Bey Mahallesi'ndeyiz. Şurada Allah göstermesin bir afet olsun. Ambulans nereye girecek? Yardım kurtarma ekipleri nasıl girecek? Sokaklar şu kadar, evler 4 katlı. Evimin en yakın acil toplanma alanında şu an zincir market var. Markete gideceğiz. İşte bugün oturduğumuz yerden İstanbul'u eleştiriyoruz. İstanbul çok daha vahim ama Eskişehir'de farklı değil. Bakın Eskişehir'e 2-3 hafta önce 25 bin insan geldiği söyleniyordu. 30 bini geçti. Şu an 30 bini geçti. Zaten şehrimizde böyle Hatay plakalı araçlar görüyoruz. Yani biz vatandaşlarımızın gelmesinden, onlara kucak açmaktan mutluyuz. Şuna vurgu yapmak istiyorum. Şehir artan nüfusu artık taşımıyor, kaldırmıyor. Yani Eskişehir'de 20 yıl önce de Şair Füzuli Caddesi vardı. Şu anda Şair Füzuli Caddesi var ve aynı yere herkes sıkışmış durumda. Efendim en riskli caddeler şehrin kilit caddeleri. Zihni Sar Caddesi, Doktorlar Caddesi, Cengiz Topar Caddesi, şu an bulunduğumuz Sakarya Caddesi. Yani en riskleri bunlar ve herhangi bir yıkım durumu yok. Bir tek bir bina bile yıkılsa şehrin trafik kilit. Tabii. Doktorlar Caddesi'nde bina yıkılsa Allah korusun tramvay seferleri yıkar. Tabii. Enkaz nedeniyle. Efendim biliyorsunuz 23'ünde Ramazan ayı başlıyor. Evet. Genel bir soru sormak istiyorum. Fırınlarda Ramazan pidesi 9 TL olarak satılacak. Büyükşehir Belediyesi henüz belirlemedi. Sizce kaç para olmalı? Şimdi her yerde bir hayat pahalılığı olduğu gibi Ramazan pidesinde de her sene bunu hissediyoruz. Ramazan pidesi bizim kültürümüzün önemli bir parçası. İnsanlar yılda bir kere yiyor. Burada da ağız tadıyla bunu yiyebilmesi lazım. 9 TL olarak tartışılıyor. Bir kere normal ekmek fiyatı üzerinden baktığımızda makul bir seviyede olması lazım. Eskişehir'de ekmeğin 5 TL olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda. Halk ekmek 3 TL. Halk ekmek 3 TL. Yani bir kere halk ekmeğin 3 TL'ye mal edebildiği bir ekmek pide şeklinde de en fazla 6 TL'ye yani yumurtalı bir pide olarak vatandaşın sofrasına gelebilir. Neden gelmesin? Ama burada biz ne fırıncıları suçlarız, ne belediyeyi suçlarız. Burada Türkiye'nin bir sorunu var. Yani benim akrabalarım da bu fırın işinde varlar. Susam artıyor, un artıyor, yağ artıyor. Bu pideyi üretince bunu taşıma maliyeti var. Mazot artıyor. Şimdi tüm bunlar artarken vay sen misin pidenin fiyatını arttıran diye kimseyi suçlayamayız. Dolayısıyla Türkiye'nin toplam bir üretim devrimine ihtiyaç var. Yani kaynaklar bollaşırsa her şey ucuzlar. Ama kaynaklar kısıtlı kalırsa, köylerimiz boşalmaya devam ederse ve buna hala bir önlem alınmazsa. Bakın bugün köylerdeki köy okulları kültür merkezlerine dönüştürülüyor. Seviniyoruz değil mi? O eski binalar kurtulacak diye. Ya köy neden boşalıyor? Bunu niye düşünmüyoruz? Bunu niye tartışmıyoruz? Dolayısıyla köyler boşalmaya devam ettikçe seneye de pideyi 15 liraya yeriz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.